Selamünaleyküm. Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim. Allahu Teala bütün Müslüman olan ve olmayan insanlara değişik değişik belalar, musibetler veriyor. Bilhassa bunların başında son zamanlarda deprem felaketi vardır. Depremden korunmanın ve kurtulmanın yöntemlerinden bahsetmeye çalışacağım. Birinci yöntem, depreme dayanıklı binalar yapmak. İkinci yöntem ise daima dua ve zikir ile meşgul olmak. Hele hele her gün deprem ile alakalı olan duayı okumak veya dinlemektir. Ben evvela duayı değil de depreme dayanıklı olan ev yapmayı söyledim. Bunun sebebi nedir? Allah dostları şöyle buyurmuşlardır. Önce çalışmak, sonra dua dinin esası, kabul olunur ancak çalışanın duası. Dinin esası neymiş? Önce çalışmak. Dua ne zaman? Çalıştıktan sonra duayı yapacağız. Yani sen depreme dayanıklı ev yapacaksın, ondan sonra da Allahu Teala'ya dua edeceksin. Ya Rabbi deprem olursa benim evimi başıma yıkma şekliyle. Çünkü kabul olunur ancak çalışanın duası. Biz bazen paylaşımlarımızın başlığına değişik enteresan başlıklar yazıyoruz. Hiç sohbetimizi dinlemeden altına yazıyor ki dua ile şu olur mu, dua ile bu olur mu? Bizim videolarımızı dinlemiş olsa bizim ne kadar haklı olduğumuzu görecek. Tabii ki dinlemeden yorum yazanların aklı da o kadarcık çalışıyor. Kimsenin aklını küçümsemiyoruz tabii ki. Fakat bir diziyi, bir spor maçını vesaireyi saatlerce gözünü kırpmadan izleyip dinleyebilen insan dini konulara gelince inanınız bir dakika izlemekten, dinlemekten aciz kalabiliyor. Önce çalışmak dedik. Bakınız bunun delillerinden bir tanesini de şu şekilde ayet-i kerime ile izah edeyim. İstaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا الْاَيَّةِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Yeryüzünde hiçbir dabbe yoktur ki onun rızkı Allahu Teala'nın üzerine olmasın. Yani yeryüzündeki bütün dabbelerin rızkı Allahu Teala üzerinedir. Kabaca mana verirsek yeryüzündeki bütün canlıların rızkı Allahu Teala üzerinedir. Bu şekilde mana eksik oluyor. Nasıl olacak? Dabbe, debelenen, çalışan, gayret eden demek. Yani yeryüzündeki çalışan bütün canlıların rızkı Allahu Teala üzerinedir. Allahu Teala kolaylıkla bir şekilde ona verir. Kime? Çalışana. Deprem hususunda da böyle. Sen çalışacaksın. Yani depreme dayanıklı ev yapacaksın. Ondan sonra dua ederek Allahu Teala'ya tevekkül edeceksin. Ne buyurmuş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Önce eşeğini sağlam bir kazığa bağla, ondan sonra Allahu Teala'ya tevekkül et. Önce depreme dayanıklı ev yap, ondan sonra Allahu Teala'ya dua et ve tevekkül et manasındadır. Her şeye bu şekilde bunu tatbik edebiliriz. Deprem ve felaketler ile alakalı olan duayı, duaların linklerini açıklamaya yazacağım. Ve önceki deprem ile alakalı çektiğim sesi de bu sohbetin sonuna ilave edeceğim vaktim olmadığından inşallah bu şekilde de istifade etmiş olursunuz. Şunu hiçbir zaman unutmayınız muhterem din kardeşlerim. Dünyanın diğer bir ucunda bir Müslümanın parmağına diken batsa bizim kalbimiz sızlar. Bir kedinin ayağına diken batsa bizim kalbimiz sızlar. Ne olursunuz? Depreme dayanıklı ev yapınız, yaptırınız ve
deprem ile alakalı olan duaları her gün okumaya veyahut da dinlemeye çalışınız. Bir de videolarımın arasında her ay hilal vakti girince bir hafta boyunca okunacak olan dualar var. Onları da sizlere paylaşıyorum. Her ay paylaşıyorum. Bir de çok paylaştığım duanın %100 kabulüne sebep olacak şartlar var. Ve yine aynı derecede önemli olan salavat-ı şerifeler ile alakalı sohbetimiz var. Dinleyiniz diye sık sık paylaşıyorum. Yine 1000-2000 kişi ancak dinliyor. Muhterem din kardeşlerim, dualarınızın kabulü bu şartlara bağlı. Ne olur dinleyiniz. Sadece dinleyiniz değil, hem dinleyiniz hem hayatınızda tatbik ediniz. Ben zenginlik ile alakalı olan duayı şu şekilde paylaştım. Çat kapı para geldi veyahut da anında para geldi veyahut da buna benzer bir başlık ile paylaştım. Evet, zenginlik duasıdır o. Fakat o başlığı gören hemen dinliyor. 3 milyona yaklaştı, belki de geçti. Bakmadım yakında. Bu kadar fazla dinleniyor. Maalesef en fazla dinlenilmesi lazım gelen sohbetlerimizin başında salavat-ı şerife ile alakalı olan sohbet var. 2 tane. Ondan sonra ise dua ile alakalı 3 sohbeti birleştirdim. O sohbet var. En fazla bunun dinlenmesi lazım. Bütün Müslümanların bir defa değil, iki defa değil, minimum yani en az 3 defa, 5 defa dinleyip tatbik etmesi icap eden bir sohbet. İnanınız o bilgiler kalbimde, zihnimde, beynimde mevcut olmasına rağmen ara sıra ben de dinleyerek istifade ediyorum. Muhterem din kardeşlerim, dinleyiniz. Yahu bütün sıkıntılarınız o sohbet dinlenince belki de geçecek. Yani sadece dinlemekle değil, o sohbeti dinleyip tatbik ettiğiniz zaman sıkıntılarınızdan kurtulacaksınız. Aynı zamanda buradan bir müjde veriyorum. Abone sayımız 1 milyona ulaştığında sizlere öyle bir dua öğreteceğim ki o duayı yaptığınız zaman dualarınızın anında kabul olduğunu ve anında tesirini görmeye başladığınızı göreceksiniz. Neden? Abone sayısı 1 milyona ulaştığında o duayı öğreteceğim size. Onun cevabı da şudur. Bir anda birçok Müslüman o duayı öğrensin diye. O dua o kadar kıymetlidir ki tekrar tekrar yayınlamayacağım, sadece bir defa yayınlayacağım. Nasibi olan artık o zaman öğrenmiş olur. Sizler de kanalımızı diğer insanlara tavsiye ederek bir an evvel her insana ulaşmasını sağlayınız. Çünkü en doğru, en sahih kaynaklardan ve en tesirli duaları paylaşmaya çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. Bazı insanlar değişik dolandırıcıların tuzağına düşüyorlar, paralarını kaptırıyorlar. Bu şekilde doğru bilgileri öğrenerek herkes kendi sıkıntısının çaresini öğrenip duaları ederek sıkıntılardan kurtulmuş olur. Deprem ile alakalı duaları ve duaların linklerini ve duanın kabulü için olan ve salavat-ı şerife için olan videolarımızın linklerini de açıklamaya yazacağım. Allahu Teala bütün ümmeti Muhammed'i, her birerimizi, çoluk çocuğumuzu, akrabayı taallukatımızı, aile-i efradımızı bütün felaketlerden, musibetlerden, depremden, selden, yangından, hırsızdan, arsızdan muhafaza eylesin. Bir başka sohbet ve duamızda buluşmak üzere Allahu Teala'ya emanet olunuz.